Benim kadar artık hani kırılma noktası.
Bana benziyor.
tuttuğu için ve zaten sahur yaptıktan sonra çok zaman geçmeden, bir saat geçtikten sonra, hatta bir saat değil. Şimdi sahura şey desek o saat ne oluyor? İmsak o saatte. E bir saate kalmaz güneş doğuyor. Yani bir saat sonra falan güneş doğuyor. O yüzden çok uzun bir uyku alma süresi yok. Yani öğlene kadar da uyuyan bir tip değil annem. Kalkar ev işi yapar. Oruçlu olsa bile yapar kadın. Bittiyle diyor. Ya oruçlusun. Otur. Otur yani. Yok. Ben zaten az önce söyledim. Güneş doğuyor. Ben yatıyorum. Akşam güneş batıyor. Ben kalkıyorum. Hani o süreçte uyuyor olduğum için yardımcı da olamıyorum. O yüzden sahura dair hazırlanacak şeyleri hazırlıyorum. Çayı demliyorum. Ondan sonra işte yumurta haşlıyorum falan. Bu arada yumurta haşlama süresinde. Gerçi çağ daha çay demleyeceğim. Yumurta haşlama süresinde. O da var. Ne zamanım varmış. Onları yapıyorum. Böylelikle hani annem kalktığında zaten bir saat önce kalkıyorlar imsakta. Bir saatleri var, her şey hazır. Tamam, çay hazır, her şey hazır. Rahat rahat yiyebiliyorlar en azından. Anlatabiliyor muyum? Yani herhangi bir dine tabii olmasam da bu herhangi bir dine saygısızlık yapacağım anlamına gelmez. Ne bileyim, ben Hristiyan bir ailede doğmuş büyümüş olabilirdim. Yine inançsız olabilirdim. Ama pazar günleri kiliseye gitmeleriyle dalga geçmezdim. Yani bu dalga geçme olayı, aşağılama olayı sadece ergenlikten gelen böyle herkesten nefret ediyorum. Herkesten, her şeyden öncüm almam lazım şeyi yani. Zaman geçtikçe bazı şeyler oturuyor ya da oturması gerekiyor. Yani neden bittiğine kin tutasın ki? İnanmıyorum diyorsun ama nefret ediyorum. İnanmıyorum ama nefret ediyorum. Neden? Bunu da açıkladım. Bizim tayfaya bir isim bulalım dedim. Ha şöyle değil yani. Bununla oynuyorum bu arada. Bu şeyin mikrofonun kabı. Yoksa böyle hani şey gibi duruyor. Yokken ufak
Abisi davulcu olan varsa tamam, saygı duyuyorum, kabul. Ama baştan
Görüşemezsek.